Evet Ümmü Hanım'cığım. Hiç beklediğiniz gibi çıkmadım değil mi Kadir evet, Bey? Evet şu an hiç beklediğim gibi çıkmadım. Bir insan yani bu kadar çabuk böyle profil değiştirir inanamıyorum. Ne alakası var Kadir Beyciğim? Şekilci misiniz? Şekilci değiliz ama sabah daha böyle hani şimdi abiyele bir temizlik yapar gibi duruyorsunuz. Siz de benim mutfakta görün Kadir Bey. Hmm. Misafirlerini böyle mi karşılasaydı? Kendisi daha dün dedi ben ön yargılı bir insanım diye yani şimdi. Ön yargı hepimizde var. Ama benim ön yargılarım hep doğru çıkıyor. Bak ileri görüşsüzdür kendisi. Ben kimseye ön yargılı bakamıyorum. Kendim nasılsam karşıdaki ön yargın yok. Hayır. Aa, ben lütfen. Bir insanı 3-0 hayatıma alıyorsam 3-0 önde başlar. Bir yanlış yaptı 2-0'a düşer. Bir yanlış yaptı. Ama işte hep kendinizden bahsediyorsunuz. Evet hep kendimden kaybediyorum ama yapacak bir şey. Kalesine dünyanın golünü yiyor sonra da göğe kendince 0'a düşürüyor. Olan olmuş. Herkes eşit değildir. Hiçbir insan da eş değildir Kadir Bey. Bence de ben de öyle. Bakın bir efendiye nur gibi çocuk. Teşekkür ederim. Neyse ben bir su alıp geliyorum o arada. Dur senin gözünü açacak o merak etme. Biz ne yapacağız? Hemen şöyle deterjanlarımızı çıkartalım. Bana göre Ümmü Han temizlikte iddialı değil. Hanımefendi Kadir şimdi temizliğe nereden başlayacaksın diye soracak. Ona göre bir şey söyleyin ondan puan veriyor çünkü. Hı, tamam. Süpürürüm halıları kaldırırım falan değil. Ay ne uzakmış bir üf. Köy çeşmesinden taşıdım sanki. Uf. Hoş geldiniz Kadir Bey. Ha galiba şeyde Nuhnevi'de banyo gidiyor. Siz bir şey karıştırdınız burada. Onun yüzünden mi? O bıyığı böyle kaydı mı o? Ha bir şey var. Ne konuş ne dedi? Başlamayacak şey mıyız temizliği? Hadi temizliğe geldik. Kaçırdım bir şeyi ama neyse. Sen var ya sen de az değilsin. Evet hemen şöyle çekelim. Ümmü Hanım ben ne istiyorum biliyor musun? Bak buraya yarışmacı geliyor. Evet. Bana sormuyor. Kadın habara gubara bir giriyor siliyor süpürüyor çıkıyor. Ben öyle bir yarışmacı istiyorum. Hı. Bugün bana o şekilde davran. Tamam. Oturup da nereden başlayayım Kadir Bey? Nereye sileyim Kadir Bey deme bana. Sevmiyorum ben öyle. Evet. Az önce onu konuştuk zaten sormayacak. Ha, onu mu söyledin evet. Sen? Hadi o zaman başla bakalım. Hadi bakalım bunu orta yerden kaldıralım. Heh, kaldıralım. Hemen. Tırnak içerisinde konsolun arkası tozlu. Ara çubuk berbat. Yemin ederim Kadir'le eğlenip makara yapacak yani. Şu 200 milyar için 200 milyar demişim şu ortak hesap işini sana soracağım şimdi. Ortak hesap diye bir şey olmaz. Nasıl yani eşinizle ortak hesabınız olmaz mı mesela? Ne alakası var canım karı koca çalışıyorsa ortak hesap olur. Bu evlilikte para işi ama çoksa benim ben çok burada zorlanacağım yaptım. Galiba. Kadir Bey ben orada da saflık yaptım. Sen her yerde ben saflık güvendim. Yapmışsın. Bana dedi ki bankada dedi benim dedi hesabım var dedi. Kasa açalım benim hesabımın üzerine. Tamam dedim ha ben ha sen dedim. Ne fark eder dedim. Gittim kasa açtık onun hesabına yatırdık. Hanımefendi çok para gitti mi? Yaklaşık 300-350 bin lira para gitti. 2019 senesi. Tabii canım. Evlerden olarak Allah'ım çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamızı, babamı sen uzak tut. 15 oynuyor, bir veriyor, peki, bir verdi diyor bir daha. Alıştırmış, bekarken de var mıydı bu? Bekarken varmış. Ama ailesi bile bilmiyordu. Ailesine ben söyledim. Zaten hani orada mesela kazansan bile büyük para ya onu sana vermiyorlar. Hesabına ya. Para uf gidiyor. Ya. Sen bir şey de ispat edemiyorsun çünkü yasal değil. Kızım yok Allah haramdan evet. Uzak tutsun. Amin, yani amin. Çok kötü bir şey. Ne oldu? Koskoca bir yuva yıkıldı. Yani. Ümmü Hanım kız çocuğu da babaya düşkün olur. Kaç tane büyüktü babasını kız Abdurrahman çocuğu babasını. Diyor. Abdurrahman kim? Kim ya? Eski eşim. Baba demiyor, ismini söylüyor. Adamın gölgesi olmayınca böyle oluyor. Gölge yokmuş, adam hep parayı götürüyor. Her zaman söyledim, biz ayrılabiliriz ama çocuğunu al götür dedim, parka götür dedim. Ya ilgilenmiyordu, şu son 2-3 aydır iyi. Ha iyi. Aynen çok belki şükür. O da kafasına dank etmiş. Olabilir, şu son 2-3 aydır iyi. Aynen. İnsanoğluyuz, nefis taşıyoruz. Tabii, hepimizin tabii. Bugün başına geleceği belli. Kadir'cim şöyle düşün, şu an hanımefendi belki de bizi kandırıyor. Ha kız bunlar belki senin birer iddian da, gene iddian da. Bilmiyorum belki sen parayı alışverişte yedin adamın üstüne atıyorsun. Davam var canım. Ben mübaşir miyim canım? Aa. Yani ona bakarsan benim hakkımda neler söylüyor. Her biri doğru olsaydı vay vay vay. Birer iddiası işte benim o şekilde. Benim vicdanım rahat. Kadir Bey'le genelde muhabbet etmeyi düşünüyorum ama yardımlarını da tabii ki isteyeceğim. Benim gibi temizlik yapacak olan ben görmüyorum bu şeyde. Ben öyle çirkin bir bez sıkma görmedim. Ah aşk olsun. Tedreklerin altı anlamamış. Tivintisinin arkası krizlerin üstü de böylece duruyor. Ev sahibi yan komşuda. Ha, yan komşu. Şimdi gelip ne diyorsunuz siz deyip basıyormuş bizi. Amma olur ha. Maşallah maşallah. Ablam ellerini ev sahibi de vallahi temiz elilermiş bize. İnsan biraz kirletir de temizlik yapabilelim. Peteklerin altını keşke bıraksaydı. Prizlerin üstünü.
Benim evde kalorifer yok ki. Canım ablam, ev sahibine çok teşekkür ediyorum evi temiz bıraktığı için. Bak havadan 5000 TL aldı. Evinizi açarsanız 5000 TL veriyoruz arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Makara kikiri hiç yapamaz. O benim işim. Gözümüzü korkutmak için ünvan yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Mutfakta neresi var acaba? Bulaşık makinesinin içi falan temizdi ama. Hayda, çekmecenin arkası da temiz. Orası da gayet iyi. Fırına bakalım. Fırın da güzel. Camında mamında hiç yağma yok. Kadir'cim. Ne o? Kabartma tozu. Ne yapacaksın onu? Bir şey deneyeceğim Kadir'cim. Bir şey deneyecek. Dur bakalım. Bu da sirkemiz. Sabah geldiğimde baktım da. Yok artık. Anam bu kadının hiç ortası yok yarabbi yarısı. Bir taraf çok temiz, bir taraf... Sokak kapısını kapatın, sesimiz gitmesin. Şşş, kapatın kapıyı. Kadir'cim bunun içine sirkeyi dök lütfen. Sen de parlatıcıyı dene. Bunlar ardiyeden mi çıkmış böyle? Ümmühan Hanım, bu bardaklar eski parlak haline gelir mi sizce? Döküyorum içine. Sen bildiğini yap, ben de bildiğimi yapacağım. Sen bence bir yerden gelmez. Görmüşsün belli ama... Bakalım. Güzel bir taktik bence. Dur bakalım. Da niye kabartma tozu, hani karbonat değil de? Peki bu çizikliği alır mı ki? Şimdi bulaşık parlatıcısı kireci alır da çiziği alır mı? Şey değil mi dış ses? Bu bardak çizik, kireç değil. Bu bardak seninki ıslakken bile kötü. O karbonatın kendi lekesi. Allah, bak bu da aynı. Bunlar iflah olmaz. Çünkü bunlar çizik olmuş. Makine çiziyor olmuşlar. Ver şunu ya. Arkadaşlar bir şey daha denedik ve maalesef ki beceremedik. Ben becerdim, sen beceremedin. Tamam kendi adıma konuşayım o zaman. Kimyasallar çözemedi. Parlatıcıyı başta makinenize koyun, sonradan bir işe yaramaz. Makinenize tuz da koymayın. Tuz bardakları çiziyor. Makineye tuz koymuşlar. Hadi şimdi etaba gidelim. Hanımefendiciğim 5 dakika süreniz var. 5 dakika içinde etapta en iyi ve en hızlı olan yarışmacımız bizden süpürge, Kadir Ezildi'den de ekstra puanlar kazanıyor. Hı. O puan o kadar çok önemli ki. Evet. Yani işi ciddiye almak gerekiyor kesinlikle. Tamam. Zor bir etap. Dün elinden geleni yaptı. Bugün biraz daha üstüne çıkmamız İnşallah. Lazım. Ha? Şeflikte olduğu gibi temizlikte de iddialıyız. Evet. Öyle miyiz? Evet, öyle. Hadi buyurun o zaman. Bakalım bugünkü... Az daha ağzımdan kaçırıyordum. Neyi? Az daha bugünkü hocam nasıl gelecek diyecektim. Aynı hepsi. Aynı da böyle bir an boşta bulundum. Hadi gidelim. Ümmü Hanım'ı cidden hani karşımda dişli bir rakip olarak gördüm. Ama bu menüsünü öğrendikten sonra hiç dişli bir rakip değil. Kendime dişli bir rakip bulamıyorum. Buyurun Ümmü Hanım. Hadi bakalım. Marifetini tüm Türkiye'ye kanıtla. Ta 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 ta. Evet Kadir Bey. Hemen bir beyin fırtınası yapman lazım. Telin, eldiven giyeceksen süreden önce giy. Yok, eldiven giymeme gerek tamam. Yok. Tamam. O zaman 3, 2, 1. Lafı uzatmıyorum ve Ümmühan Hanım'ın marifetini görelim. Kızı iyi çıkarttın ha. Bak kurumuş salçaların üstesinden geliyorsun. Hanımefendi odaklandı. Sıkayım biraz Yasuficiğim. Olur. Ümmühan Hanım, Kadir, nasılsınız? Süper. Hamdolsun iyiyiz. Bugüne müze şükür. Yapacak Allah kimseye muhtaç etmesin, hastalık vermesin. Başka bir şey istemiyorum. Amin. Kalan sağlar bizimdir. Kim kaldı? Bir sen kaldın, bir ben kaldım. Kimse kalmadı vallahi. Koca ailede 3 kişi kaldık. Kapımız da kapandı. Bir daha yarısıyla şu evi boşaltırsam tamam. Hangi evi boşaltacaksın? Dedemlerin evini boşaltacağım. Satıyor musunuz o evi? Yok satmıyoruz. Kiraya vereceğim. Bende mal satma huyu yok. Sattıktan sonra yiyen olur Kadir Bey. Akbaba çok. Kime kiraya vereceksin? Kiracı var zaten içinde. Dedemin evini kiraya vermiştim. Orayı dedeme kiralamıştım ben. Kirayı kim alıyor? Ben alıyorum. Niye sen alıyorsun? 1,5 senedir, 1 senedir dedem kirasını kim veriyor? Ben veriyorum. Allah nur içinde yatırsın. Keşke daha çok yaşasaydı, daha çok yapsaydık. Onun yaptığının yanında hiçbir şey de. Dedem de sonra dedi ki olmaz böyle dedi. Ne zaman dedi? Bir 4 ay önce falan işte. Ben orayı vermiyordum. O ev çünkü müteahhite verilecekti. Yıkılma şeyi vardı. Kaldı öyle. Dedem de dedi ki 1 senedir boş duruyor. Bekleme ver orayı müteahhit kiraya dedi. İçini yaptırdım. Tadilatını verdim kiraya. Dedim bir nebze o da rahat etsin. Şimdi kendini yük gibi görmesin. Canım dedi. Ölmeden önce de altın yaptırmıştım ben onu. Dursun kenarında diye. Arkadaşlar 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Dur hızlı sayıyorsun. Pardon. 3, 2, 1... Bezi bırak ve burayı terk et. Bitti. Bence yine iyi çıkardım düşünüyorum. Ulu Manitu seni korusun. Ellerine sağlık hanımefendiciğim. Sizi uğurluyorum. Döndüğünüzde 9 çeşit yemek yapacaksınız burada. Hazırım. 9 çeşit. Evet. Hadi koş üstünü değiştir bakalım. Ünvan mutfakta çok zorlanacak. Çünkü onlar şefler, büyük mutfaklara alışmışlar. Bayağı zorluk çekecek ünvan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.